Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Araç tekniği, motor, banko sınav soruları 15 adet tamamı çözümlü şekilli en çok çıkan tüm şekil sorularımız burada arkadaşlar. Kesinlikle bu videoyu çözmeden ehliyet sınavına girmeyin. 96 ve üzeri not almak istiyorsanız kanalımıza abone olup kanaldaki tüm konu ve soruları dikkatli bir şekilde çözerek sınavlarınızı %100 geçebilirsiniz. Başarılar diliyoruz ve hemen başlayalım. Evet, birinci sorumuz geldi. Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir? Marş sistemi, yağlama sistemi, soğutma sistemi, aktarma organları. Şimdi şekilde de görüldüğü gibi unutulmamalıdır ki arkadaşlar. Şekilden mutlaka sınavda soru gelir. Güç aktarma organlarından mutlaka sınavda soru gelir. Sorumuzun cevabı denizli seçeneği aktarma organlarıdır. Güç aktarma organları motorla başlıyor. Vites kutusu, şart, diferansiyel, aks ve tekerlekler sıralamasıyla bitiyor. Buradan sınavda soru gelir. Bakın şaftın olduğu yere soru işareti koyarlar. Vites kutusundan aldığı hareketi diferansiyel iletenin güç aktarım organının adını sorarlar. Şafttır. Ya da soru işaretinin olduğu yere ne gelir diye sorabilirler. Şafttan aldığı hareketi akslara aktaran güç aktarma organı nedir? Diferansiyeldir. Ya da aksı sorabilirler. Şekli verir. Aksın olduğu yere. Bakın şu soru işaretinin olduğu yere ne gelir diye sorabilirler. Diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarım organının adı nedir? Akstır. Şeklinde buradan burası yıldızlı sınav sorusu. Mutlaka sınavlarınızda bir soru var. Arkadaşlar hemen ikiye geçelim. İkinci sorumuz şöyle. Araçların güvenli bir şekilde yavaşlamasını, durmasını ve sabitlenmesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir? Fren sistemi, marş sistemi, ateşleme sistemi, süspansiyon sistemi. Evet. Araçların yavaşlamasını, durmasını, sabitlemesini sağlayan sistem. Bakın fren pedalına bastık. Ve fren hidrolik sıvısı, fren borusu, fren pistonu ve diskler kanıyla fren balataları harekete geçer ve aracı yavaşlatır. Yani fren sistemidir. Cevabımız Adana seçeneğidir. Üçüncü sorumuz gelsin. Motora alınan hava içerisindeki toz ve kum zerrelerini aşağıdakilerden hangisi temizler? A. Karbüratör. B. Hava filtresi. C. Emme subabı. D. Emme manifoldu. Evet, burada da arkadaşlar hava filtrelerini görüyorsunuz. Çeşitlerimiz. Hava filtresi çeşitlerimiz. Şimdi araçlarımızdaki toz kum zerrelerini temizleyen nedir? Hava filtresidir, değil mi? Cevabımız tabii ki Bursa seçeneğidir. Dördüncü sorumuz geldi. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması araçta direksiyon boşluğunun fazlalaşmasına neden olur? A. Vites kutusunun, B. Pistonların, C. Krank milinin, D. Rot başlarının. Tabii ki burada gördüğümüz gibi rot baş, değil mi? Bakın rot başları şekil olarak da görüyoruz. Rot kolu. Bakın. Rot başları. Bu da cevabımız tabii Denizli seçeneğidir. Hemen 5'e geçelim. Beşinci sorumuz motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan, bakın yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan özel göstergede göstergesi bulunan parça ne denir? Yağdanlık, yağ filtresi, yağ çubuğu, yağ pompası. Şekilde de görüldüğü gibi yağ çubuğunda yağ seviyesi aracı nerede olmalıdır şeklinde yağ çubuğunda yağ seviyesi iki çizginin arasında olmalıdır. Göstergenin adı nedir? Yağ çubuğudur.
Evet, yağ çubuğu alıyoruz. Evet, yağ çubuğu nedir? İki çizginin arasında değil mi? Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Altıya bakalım. Evet, altıncı soru şöyle. Kavrama debriyaj sistemi aracın neresinde bulunur? A. Krank mili ile volan arasında. B. Vites kutusu ile şaft arasında. C. Motor ile vites kutusu arasında. D. Diferansiyel ile tekerlekler arasında. Evet, burada da arkadaşlar kavrama debriyaj sistemini sormuşlar. Bakın debriyaj sistemi nerede bulunur? Şimdi burada dikkat edin. Vites kutusu yani debriyaja bastık. Debriyaj pedalına bastığımız andan itibaren nedir? Bakın debriyaj baskı yayı harekete geçiyor. Baskı balata, volan, debriyaj diski tamamen harekete geçiyor. Bu nerede bulunur diyor. Nerede bulunur? Debriyaj kavrama nerede bulunur? Motor ile değil mi? Motor ile vites kutusu arasında bakın kutusu arasında bulunur. Cevabımız nedir? Tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Doğru cevap. 7'ye bakalım. 7. sorumuz yine banko. Bakın banko %100 çıkacak sorular arasında. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların açık olduğunu nedir? Bildirir. Adana seçeneğinde gördüğümüz gibi arkadaşlar nedir? Park lambaları değil mi? Bursa seçeneğinde uzun farlar. Ceyhan seçeneğinde dörtlüler. Denizli seçeneğinde de kısa farlar. Evet. Evet, ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması kısa hüzmeli farların yandığını gösteriyor. Bakın burada da Denizli seçeneği değil mi? Denizli seçeneği de kısa farlar yandığında arkadaşlar 25 metre ileri aydınlatır ve yeşil ışık yanar. Görüldüğü gibi. Evet. Aracın göstergelerini şöyle bir tekrar edelim. Bakın yağ ikaz lambası, hararet ikaz lambası, şarj lambası, ısıtma bujileri sadece dizel araçlarda bulunur. Arka cam rezistansı, dörtlü flaşör. Sol ve sağ sinyaller el frenin çekili olduğunu. Park lambaları, kısa farlar, uzun farlar, ön sis ve arka sis lambaları. Emniyet kemeri, hava yastığı, fren balatası, düşük yakıt seviyesi, düşük silecek suyu seviyesi. Hararet göstergesi, kilometre ve devir göstergeleri. Arkadaşlar buradan bakın ben size söyleyeyim. Hiç abartısız diyorum. 8 sorudan araç tekniği motordan 8 soru geliyor. 8 sorunun ikisi buradan gelir. Onun için burası çok çok önemlidir. Uzun farlar B seçeneğinde verilen uzun farlar yandığında gösterge panelinde mavi ışık yanar ve 100 metre ileri aydınlatacak şekilde olmalıdır. 8. soruya geçtik. Şöyle yağ seviyesi normalin çok altındayken motorun çalışması devam ettirilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A. Motor gücünün artması. B. Motorun çabuk soğuması. C. Motorun aşırı ısınarak zarar görmesi. D. Motorun normal çalışmasını sürdürmesi. Evet. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar motor bakın yağ seviyesi normalin çok altında iken motorun çalışması devam ettirilirse ne olur? Aşırı ısınır değil mi? Zarar görür araç. Yani cevabımız tabii ki Ceyhan seçeneğidir. Evet. Bununla ilgili şunu da sorabiliyorlar arkadaşlar. Buraya da dikkatinizi çekerim. Motora yağ nereden konur? Bakın. Motor yağ kapağını. Külbütür kapağı değil mi? Bakın şuradaki kapak. Şurada gördüğünüz gibi bu kapağın adı subap. Diğer adıyla
Külbütör kapağı. Demek ki motora yağ swap kapağından, külbütör kapağından konur. Yağ seviyesi normali çok altındayken motor çalıştırırsan motor ısınır ve yanabilir. Buna da dikkat edelim. 9'a bakalım. 9. sorumuz. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar? A. Yakıt tasarrufuna. B. Hız sınırlarının aşılmasına. C. Yakıt tüketiminin artmasına. D. Trafik yoğunluğunun azalmasına. Periyodik bakımda tabii ki arkadaşlar nelere dikkat edilir, nelere bakılır? Trigger kayışı kontrol edilmeli, değiştirme, balata kontrol edilmeli, şanzıman, direksiyon kontrol edilmeli değil mi? Burada araç bakımlarını zamanında uygun bir şekilde yaptırırsak neye katkı sağlamış olur? Bakın burada şekilde de görüyorsunuz. Yakıt tasarrufuna değil mi? Yakıt tasarrufuna katkıda sağlamış olur. Cevabımız Adana seçeneğidir. Hemen bakalım 10. sorumuz. 10. sorumuz yine önemli. Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür? Evet, enjektörlerimiz görüyorsunuz. Bakın şekilde enjektörler. Antifriz, motorin su buharı, hidrolik yağ. Evet. Dizel motorla ilgili bir soru geldiği zaman hemen aklımıza ne gelecek arkadaşlar? Bakın size söyleyeyim. Enjektör. Enjektör deyince dizel deyince enjektör yani motorin nedir? Kullanılır. Ne püskürtülür diyor. Ne püskürtülür? Tabii ki mazot değil mi? Diğer adıyla mazot. Motorin püskürtülür. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 11'e bakalım. 11. sorumuz 1-2-3 şeklinde verilmiş. Hemen böyle bir soruda öncelikle soruyu okuyalım arkadaşlar. Sonra 1-2-3 okuyalım. Fren balatasının aşınmasında yukarıdakilerden hangileri etkilidir? 1. Yol koşulları. 2. Kullanım süresi. 3. Fren borularının uzunluğu. Şimdi fren balatalarının aşınması bakın. Evet, buradaki bakın. Balataların aşınması şekilde de görüyorsunuz balataları. Aşınması neden kaynaklıdır? Neden kaynaklıdır? Yol koşullarına kaynaklı mıdır? Evet. Kullanım süresinden kaynaklı mıdır? Evet. Fren borularının uzunluğuna kaynaklı mıdır? Hayır. Tabii ki 1 ile 2 yani Bursa seçeneğidir. Evet. 12. sorumuza bakalım. 12. sorumuz aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür? A. Alaşımlı jant. B. Motor yağı kalitesi. C. Doğru yapılmış far ayarı. D. Delinmiş egzoz susturucusu. Tabi burada motor, bakın arkadaşlar, ömrünü etkileyen en önemli faktör nedir? Tabii ki yağ değil mi? Yağ, kaliteli yağ kullanmak gerekiyor arkadaşlar. Motor yağ kalitesi, Bursa seçeneği doğru cevap. Motor yağ neden önemlidir? Oradan bir size bahsedeyim. Burada bakın görüyorsunuz. Motor yağ en önemlilerin biri, yüksek kaliteli bir motor yağ size tamir masraflarını ne yapar? Azaltır değil mi? Tasarruf sağlar. Daha iyi yağ bir şeylerin yanlış gitme olasılığının daha düşük olması anlamına gelir ki yağ ile ilgili bir sorunuz varsa, tamir gerektiriyorsa genellikle bize daha pahalıya mal olur. Eğer kötü yağ kullandığınız için şanzımanınızı ya da motorunuzu değiştirmeniz gerekirse daha kaliteli bir yağ seçmeyerek tasarruf ettiğinizin parayı fazlasıyla ne yaparsınız arkadaşlar? Kaybedersiniz. Onun için kaliteli yağ mutlaka kullanmanız gerekiyor. Aracınızın tüm makinelerde olduğu gibi hareketli parçalara sahiptir. Hareketli parçaları olan tüm makineler gibi bu parçalar yıpranır ve değiştirilmesi gerekir. Onun için mutlaka aracımızı motor yağ
çok çok kaliteli olması gerekir. 13. Yine 1, 2, 3 şeklinde bakın motor alıştırma periyodu olarak adlandırılan rodaj döneminde yukarıdakilerin hangilerine dikkat edilmelidir? A. Tam gazdan kaçınmak. B. Ani hızlanmalardan kaçınmak. Yani 2, 3 aynı viteste uzun zaman gitmekten kaçınmak. Tabi burada araçlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Rodaj değil mi? Yeni sıfır araba aldınız. Alıştırma periyodik yapmak istiyorsunuz. Hepsinde kaçınmak lazım. Tam gazdan kaçınacaksınız. Ani hızlanmalardan, ani vitesten uzun zaman gitmek, aynı viteste gitmekten kaçınmanız gerekiyor. Burada Denizli seçeneği doğru cevap. Motor rodaj kısaca nedir? Arkadaşlar rodaj dediğimiz zaman özellikle aracın ilk dönemde yani sıfır bir araç aldığınız zaman daha dikkatli ve zorlanmadan kullanması temeline dayanıyor. Bunun için ilk başlarda araç kullanırken yüksek devirde uzun süre kalmamalıdır. Ani ara hızlanmalardan kaçınılmalıdır. Yüksek hızlara çıkmamalıdır. Ve ani ya da sert frenden uzak durmanız gerekmektedir. Yani aracınızı devirli kullanmanız çok çok nedir? Önemlidir arkadaşlar. Hemen 14'e geçelim. 14'e geçmeden önce lastiklerden bahsedeyim. Lastiklerin ebatları nedir? Mesela 195 taban genişliği, 55 yanak genişliği, 16 jant çapı, 87 taşıma kapasitesi ve hız demektir. Bakın mesela DOT'la başlayan özellikle geçen sınavda çıkmış arkadaşlar. 3615 ne demek? Üretim tarihini gösteriyor. Lastiklerin hava basıncı yüksek olursa arkadaşlar lastiklerin yıpranmalarında hava basıncı yüksek olursa bakın ortadan aşınır. Lastiklerin hava basıncı az olursa da şekilde gördüğünüz gibi yanlardan aşınır. Buna da dikkat edin. Bundan da sınavda soru gelebilir. Sert kullanım yıpranmaları. Özellikle çukurlara girerken arkadaşlar dikkatli girmek lazım. Yani çukuru gördüğünüz zaman mümkünse ne yapın? Çukurdan kaçın ya da hızınızı azaltın. Yavaş bir şekilde geçmek zorunda kalacaksanız yavaş bir şekilde çukurdan geçmeye bakın. Evet. Lastikler de çok çok önemlidir. Hemen bakalım. Evet, bakın şurada. Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Ani hızlanmalar yapılması 1. 2. Araç lastiklerinin eskimesi. 3. Hava filtresinin değiştirilmesi. Evet, yakıt tüketiminin artmasına neden olur? Yakıt tüketiminin artmasına. Ani hızlanmalar olur mu? Olur. Araç lastiklerinin eskimesi olur mu? Kesinlikle olur. Değil mi? Hava filtresinin değiştirilmemesi demiş olsaydı olurdu arkadaşlar. Onun için değiştirilmesi diyor. Üçün olduğu seçenekler kesinlikle cevabımız olamaz. Evet, demek ki 1 ile 2 değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. Buraya da dikkat etmekte fayda var. Evet. Hemen son soruya bakalım. Tüm sorularımız açıklamada gördüğünüz gibi. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A. Motor yağ basıncını, B. Fren hidrolik seviyesini, C. Depodaki yakıt miktarını, D. Motor soğutma suyu sıcaklığını. Evet. Şekilde de gördüğünüz gibi yakıt depo ne diyor? Burada yakıt deposunu gösteriyor. Sürücüye neyi bildirir? Motor yağ seviyesini mi? Depodaki neyi gösterir? Tabii ki yakıt miktarı, değil mi? Yakıt miktarını gösterir. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Buradaki göstergeye bakarsanız arkadaşlar, araçlarımızda gösterge panelinde sağ ok sağ tarafta olduğunu ya da şuradaki bakın pompa resmi sağ tarafı gösteriyorsa aracımızın yakıt deposu sağdadır. Bakın şöyle sağdadır.
ya da solu gösteriyorsa soldadır. Yani siz inmeden yakıt deposu sağda mı solda mı diye hani soru sorabilirsiniz kendi kendinize. Burada zaten göstergede de gösteriyor solda ya da sağda. Bakın şu göstergelerden görüyorsun depo kapağı. Sol tarafta depo kapağı, sağ tarafta. Araçta da yakıt deposu kapağı sağ tarafta mı yoksa sol tarafta mı olur? Yakıt doldurma kapağı için bir standart olmuyor. Bazı araçlarda yakıt dolum girişi sağda, bazılarında ise solda olur. Burada da zaten aracınızın gösterge panelinde yakıt deposunun ne tarafta olduğunu görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, destek için beğen butonuna basıp YouTube kanallarına abone olmayı unutmayın lütfen. %100, bakın %100 kazanmak istiyorsanız YouTube Nedim Şeker Akademi Ehliyet Alıyorum kanalına abone olun. Konuları, soruları dikkatli bir şekilde atlamadan sırayla çözün. Hem soru hem konuları kesinlikle 90 ve üzeri not alacağınızdan eminiz. Hepinize sağlıklı, kazasız günler, sınavlarınızda başarılar dileriz. Bir sonraki konu ve sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.